Merhaba, Şirin'in Şirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir lezzet bombası olan Sultan Tatlısı tarifini vereceğim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayacağız. Bunun için tencereme 3 su bardağı şekerimi ekledim. Şimdi 3 su bardağı suyumu da ekleyeceğim. Şimdi tenceremi ocağıma koyacağım. Kaynadıktan sonra 3-5 damla limon suyu ekleyeceğim ve 2-3 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağım. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Şimdi hamurumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Kabımıza 150 gram yumuşamış tereyağını ekliyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı daha lezzetli oluyor. 2 tane yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bunları şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağımı iyice ezeceğim. Şimdi içerisine yarım çay bardağı pudra şekerini ekliyorum. Bir çay bardağı irmik bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve aldığı kadar da un ekleyeceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlıyorum. Hamurum bitene kadar aynı işlemi gerçekleştireceğim. Yuvarlamış olduğum hamurlarımı mavi haşhaşa bulayacağım. Yaklaşık burada bir su bardağı kadar haşhaş var. Şöyle her tarafına gelecek şekilde haşhaşa buluyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize diziyoruz. Haşhaşa bulamış olduğumuz tatlılarımızın üzerine yarım ceviz içi bastıracağız. İsterseniz fındık da koyabilirsiniz. Şöylece koyuyoruz. Fıstık da olabilir, badem de olabilir. Ama en güzeli ceviz oluyor bence. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fan ayarındaki fırınımızda hafif kızarana kadar pişireceğiz. Tatlımı fırından çıkardım. Yaklaşık bir 35 dakika içerisinde pişti. Başka bir kaba aldım. 5 dakika kadar ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi tatlımı şerbetiyle buluşturuyorum. Saat kadar şerbetinin çekmesini bekleyeceğiz. Tatlım şerbetini çekti ve servise hazır. Hemen sizlere dokusunu da göstereyim.
Kesinlikle çok lezzetli. Özellikle şerbetli tatlıyı sevenlerin bayılacağından eminim. Denemenizi öneriyorum. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.